Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pimapen penceresi bozuldu, kol dönmüyordu, camlarım da çok kirlendi, temizleyemedim. Sıcak havada hava alamıyoruz, pencereyi açamadığımız için tamirci çağırmadık. Eşim halledecek. Evet, buyurabilirsin. Merhaba. Bu camı açmaya kalktığımızda şu kolu çevirirken içerideki alüminyum aksamlara zamanla aşınmış. Oksitlenme falan böyle şeylerde söz konusu olunca kırılıp dökülüyor yani. Şey gibi, alçının kırılması gibi. Şu an dönüyor, hiçbir şekilde açılmıyor. Şöyle tam çıkarmayalım da düşmesin. Bunu böyle açıyoruz. Menteşelerin olduğu yerde açabildiğimiz kadar açacağız. O menteşeler yuvarda açılmasını engellediği için tornavida yardımıyla, düz tornavida, tornavida yardımıyla o dilleri yuvadan yukarıya doğru veya aşağı doğru hangi tarafta takılıysa onu esneterek kaymasına sebep olacağız. Onu o şekilde yaptıktan sonra tabi şuradan şimdi oradan göstereyim ben. Gerek yok buradan göründüğü kadar. Şu yuvaları gösterebilirsek. Anlaşılıyor. Çıkardıktan sonra şöyle evet o dilleri aşağı indirdik tornavida vasıtasıyla ve böyle penceremizi çıkarmış olduk. Uzatalım. Şu yuvanın şu pimin yuvaya içeriden oturduğu yerde zaten içi dağılmış vaziyette görüyorsunuz. Komple dökülmüş. Yani şu kalıp şeklinde orada kare şeklinde bir yuva olması gerekiyor. Haliyle zamanla dağıldığı için içeriye pimapenin içine doğru dökülmüş. Yani bunun İspanyolet dediği parça değişmesi gerekiyor. Şimdi onu da söküyoruz. Söktükten sonra içeride neyin dağıldığı daha net görünecek. Bütün vidalara söküyorsun. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir
zorlanmış yani, Bambaşka. içindeki parça dökülmüş. Bambaş kalmış. Yani şunu şöyle şu yuvaya oturttuğumuz zaman bunun boşa dönmesi gayet normaldir. İçindeki kare şeklindeki yuva, dönmesini sağlayan yuva zamanla dağılmış, dökülmüş. Yenisini alıp takacağız. Evet. Buna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pimapen pencere kanadının İspanyol eti bozuktu. Daha önce çıkarmıştık. Onu montalamaya göstereceğiz. Biraz uyumsuz oldu. Söküyoruz bazı yerlerini. Yer değişikliği yaparak takacağız. Bunu anlatacağım. Pimapen tenceresi İspanyol eti kırılmıştı. Onu söktük. Bunu bantlayarak kapatmak zorunda kaldık tencereyi. Yine camları silemedim. Bu şekilde bantlarını sökeceğim. Şimdi onu takacağım. Bakacağız ne durumda. Diğer bantlar çok iz bırakıyor. O yüzden kağıt bantlara yapıştırdık. Onlar fazla iz bırakmıyor. Çıkarttığımızda koli bantı falan çok iz bırakıyor. Temizlemesi zor. Şimdi önce takacağım, sonradan temizlerim. Öncelikle şimdi bunu yerleştireceğim. Aynısından bulamadım. O yüzden şurası uymayacak. Onu tekrar ayarlayıp yerleştirmem gerekiyor. Ama onu yapmam için önce şunu buraya vidalamam gerekiyor. Yerleştirip şu şekilde yuvası oturması gerekiyor. Ondan sonra vidalayacağım buraları. Koluna da takıp ondan sonra bu standart dişi oldu. Yukarıda kaldı. Şu menteşede şeyi söküp aşağıya indirmem gerekecek. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Bu yuvasının tam olduğuna emin olmamız lazım ki buraya kolu takacağız. Buraları temizlemedim. Geçici olarak kolu takacağım. Bantladığımız için bant izleri duruyor. Şu kolu takıyoruz. Geçici olarak takacağım ben bunu ki vidaladığımızda dengesiz bir ayarda kalmasın diye. Şimdi burayı vidalayacağız. Vidalama işlerini oğlum Eren'e devrettim. Biraz güç gerektiriyor. Eşim işte olduğu için bu işler de Eren'e kaldı. Bu vidalama kısmını yapsın, diğer şeyleri ayarlayacağız. Tabii ki vida yeri de uymuyor, güç gerektiriyor. Vida yerleri de değişti haliyle. O yüzden güç kullanarak vidalayacağız. Vida yeri yok diye endişe etmenize gerek yok. Vidayı bastıra bastıra çevirdiğinizde deliyor zaten. Kendine yer oluşturuyor. O vidalamaları yapmış oluyoruz. Evet, yükseklere zaten benim boyum yetmeyeceği için acil ihtiyaçtı. Girmesi lazım. Tam girmedik dedim. Ucunda takılıyor. Şu şekilde yuvaları uymadığı için şimdi biz de bunu sökeceğiz, aşağı indirmek zorundayız. Aynı standartta bulamadık. Burayı işaretlememiz gerekiyor ki yukarıdan aşağıya indirdiğimizde tam yerinde olsun. İşaretleyeceğiz ki indirelim.
Evet, bir miktar indirdik aşağıya. Şimdi tekrar vidalıyoruz. Şurada işareti koyduğumuz yerde takıyoruz. Bastırıyoruz. Hatta çekiçle biraz vuruyoruz. Vidaları takmamız için buradaki şey biraz sert. O yüzden çiviyle biraz deniyorum. Duvar çivisiyle. Yukarıdaki çok şeydi. Demek ki burada gerek kalmıyor. Ama Abi yine o çivi değil mi? biraz çiviyle deniyoruz. Ben de bundan bahsetmiştim. İyice bastırıyoruz, tam yerine oturmasını sağlıyoruz. My knee like Kapat işte. Bu vidayı da takıyoruz. Şurayı çok yavaş bir şekilde çeviriyoruz. Diğer tarafı kırıldı. Şu vida yeri açıkta kaldı. Bu şekilde takıyoruz. Ve kapımızı kapatıyoruz. Rahat bir şekilde çalışmış oluyor. Bu kadar kolay. Evet, bu şekilde rahat bir şekilde İspanyoletimizi değiştirebiliriz. Sorun yapmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Şimdi rahat bir şekilde camlarımı silebilirim. Hava da çok güzel. Ama hiç canım istemiyor. Bakalım. Çok da kirlenmiş camlarım. Bir konuya da değinmek istiyorum. Benim tadilat, tamirat videolarım var. Yine çekiyorum. Bu tarz videoları beğeniyorsanız yorumda belirtirseniz çok iyi olur. Ya da nasıl bir video içerik üretmemi talep ediyorsanız ona göre ben kendimi yönlendireceğim. Tabii sizlerin istediği doğrultusunda yapmak istiyorum. Ama bunlar da faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizce bu video faydalı olmuş mudur? Böyle bir ihtiyaç var mıydı? Bunu yorumda yazarsanız iyi olur.